Nurucan can can can. Biraz daha böyle devam edersen, bir şeyin var sana, doktor falan getireceğim ha. Abi kız benden bir tek şey istedi ya. Bir tek şey. Yüzüğü getir, boşanacağım dedi. Ya ben onu bile yapamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Koskoca Ozan Ekinsoy. Seni böyle dertli gördüm ya kardeşim. Ölsem de gam yemem artık. Bir rahat ol be oğlum. Vallahi çok komik ha. Bravo. Bu yaşta bu zeka gözlerimi yaşart. İyi tamam be Allah Allah. Ya kusura bakma kardeşim be. Tadım yok. Oğlum birazdan şu çikolata sesinde şarkı da söylemeye başlayacaksın. Bu ne romantiklik lan? Şş, bir kendine gel. Kardeşim bak bir şart vereyim. Şöyle bir toparlan ha. Ne dersin? Yok abi yok. Kahvem var benim. Kahveyi. Benim bir daha rezil olup fırça yemeye niyetim yok. Ya başındaki dert azmış gibi bir de Sema musallat oldu şimdi de. Sevgili tribine girdi ya yine. Laf da dinlemiyor. Kardeşim sanırım onu başına musallat eden sensin. Hatta şu açıdan bakıyorum da sana. Başına gelen her şeyi sen kendin musallat ettin kendine. Oğlum ben buradayım. Kardeşin yanında. Bir anlat, paylaş benimle. Neyse çözelim. Ama şu tribinden kurtul artık ne olursun ya. Evet abi, doğru diyorsun. Benim toparlanmam lazım. O zaman mevzuya şu yüzük meselesiyle başlıyoruz. Şu evlilik işinden bir kurtulalım artık. Abi yüzüğü aldı direkt koydu çantasına görgüsüz gibi. Sorsan İstanbul'un. Ya şöyle odasına falan girsen gizlice. Ne bileyim bir punduna munduna getirip. Oğlum Seko, senin bazen kafan var ya harbiden çalışıyor ya. Ha. Parti. Ne partisi? Gizem Aznedar'a hoş geldin partisi. Şakal. Kalabalıktan faydalanıp kızın odasına gireceksin gizlice. Sonra yüzüğü tereyağından kıl çeker gibi. Ben almayacağım. Sen alacaksın. Nasıl ya? Bak şimdi şöyle anlatıyorum. Bak eve geldim. Söyle bakayım. Süleyman Bey, tamam anne. Aha, güzel. Asaf Bey, tamam. İyi. Cismi amca da tamam. Güzel. Zatunur teyzeler de geliyor. Oh. Zeynep bu ne? Amca teyze partisi mi yapıyorsun sen? Ay sen niye zevzeklik ediyorsun Ayşegül? Hayır ama Aliye Hanım öyle Zatünür besin mi falan deyince. Ay ne sanıyordun Ayşegül? Bütün sosyetenin yakışıklılarını toplayıp da kendi elimle oğluma rakip mi oluşturayım ha? Bu fosil listesi gayet iyi. Say kızım. Berma Hanım bana son kreasyonundan fotoğraflar atmıştı. Biz o özellikle o elbise için geldik. Tabii. Kızlar getirelim elbiseyi. Buyurun güzel. Arzu. Şahane oldu. Nasıl şahane ya? Saçmalama. Yok anam yok. Ben bunu giyemem. Zaten insanlar bunun içinde nasıl rahat ediyor ben bilmiyorum. Kardeşim sen git bana böyle efil efil uçuş uçuş bir şeyler getir. Hadi uçuş uçuş. Uçuş uçuş. Hadi gidelim. Hadi gel. Arzu. Çok güzel oldu. Evet. Bu mu? Bu. Bu nedir acaba? Retro motelimiz hanımefendi. Ay yok anam yok ben metro falan istemem. Ne bu böyle kuş yuvasına döndüm. Bastır şunları bastır bastır. Sazın telleri gibi gerildim. Bastır bunları bastır olmaz. Evet evet bence de bir daha sade bir model yapalım. Peki. Gitti saçlar gitti.
yok yok. Ben böyle yapamam. Çıkamam insan içine böyle. Olmaz. Tamam, siz daha sade bir şey yapın. Azaltın. Aa, Ayşegül arıyor. Alo, efendim Ayşegülcüğüm. Sema Hanımcığım, şimdi davetiye listesine baktım ben. Hep amcalar, teyzeler geliyor. Tabii sordum neden böyle böyle diye. Ali Hanım dedi ki, Ayşegül dedi, herhalde dedi kendi oğlumu kazıklayacak halim yok benim dedi. Tabii ki amcalar, teyzeler çağıracağım. Amca, teyze Sema mi? Sema Hanımcığım, tabii ki yakışıklı çağıracağım dedi, bak. Aferin Ayşegül sana, aferin. Buzdolabın hazır tatlım, sen hiç merak etme. Sen böyle devam et, ben sana son model bulaşık makineni de alacağım. Hem de parmak izi bırakmayan da. Çok teşekkür tamam. ederim Sema Hanım. Tamam canım. Merci, bye. İyi günler. Ne oldu Baby Tom? Kötü bir şey yok değil mi? Yok şekerim, yok da bizi ancak Berke kurtarır. Bir arayayım. Hocam. Sema'cığım ne haber? İyidir vallahi. Ne haber Berke'cim? Bomba gibiyim. Ay süper süper. Berke'cim bir şey soracağım tatlım. Bu akşam ne yapıyorsun? Vallahi bir planım yok. O zaman şekerim partiliyoruz. Olur, süper. Öptüm. Oldu bu iş. Tamamdır Bibidom. Süper. Aldım. Aşağı inene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Şimdi fondöten falan bulaşmasın diye elbiselerimizi en son giymemiz şart. Hem buruşmasın, iz yapar falan. Akşama jilet gibi olmamız lazım. Ya yanlış bir şey dersem? Her şey çok yolunda gidecek. Sen merak etme. Ay ne bileyim, böyle gerim gerim geriliyorum. Aman geriliyorum. Kalbimde kelebekler uçuyor. Sende her şeyle baş edecek güç var. Sen yeter ki cesur ol, dik dur. Bak o zaman insanlar nasıl etrafında pervane oluyor. El pençe divan duruyor. Ya. Şu güzelliğe, şu doğallığa bir bak. Akşam bütün İstanbul senin önünde şapka çıkaracak. Gece senin gece. Ha, son bir şey daha. Senin. Bu ne? Gerçek mi bu? Pahalı bir şeye benziyor. Gerçek tabii. Gizem sahte ya, ondan dedim. Sen kimsen, gerçek o kardeşim. Kardeş ne yapıyorsun? İyi. İki gün dedin. Bugün üçüncü gün. Ah be. Kusura kalma. Ama bu gece son. İnşallah. Bu da bir gecelik. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Aa, va va. Kardeş ben Akkaçtepe'ye gideceğim. Nasıl gidelim? Bizim Halit abi var. 50 lira atarsın götürür seni. 50 çok. 45 veririm. Bye.
anlaştık. Allah razı olsun senden. Görüşürüz.